Evet dostlar herkese hayırlı günler. Herkese hayırlı bol kazançlar diliyorum. Bugün Twitter'da atmış olduğumuz tweetin altına en çok yorum gelen hissinin e, grafik analizini yapmak istiyorum. Bu da emlak konut. Emlak konutla alakalı grafiğe başlayalım ve grafiğe başlarken de size birkaç önemli bilgi vermek istiyorum. Emlak konutla alakalı şu an ciddi gelişmeler var. Bunlardan en önemlisi biliyorsunuz Kanal İstanbul gibi bir süreç var. Bu süreçte Emlak konutunun ciddi derecede olumlu etkileneceğini düşünüyorum. Bu da emlak konuda bakış açımın olumlu olmasında sebep veren en önemli etkenlerden bir tanesi. Şimdi emlak konudun son dönemine baktığımız zaman burada çok güzel bir oluşum var. Bu oluşumu sizlere göstermek istiyorum. Tepelik sayımlarının nasıl yaptığını göstermek istiyorum. Burada başlayan trend bizlere çok güzel bir e, formasyon oluşumu vermiş ve bu formasyon oluşumu neticesinde yukarı yönlü bir trend başlamış. Trendin başladığı nokta 1.86. Hangi gün başlamış? 1 Temmuz'da başlamış. Şu an için direnç bölgesine baktığımız zaman direnç bölgesi ise 1.91 seviyesi 1.91 kırıldıktan sonra trendin yukarı yönlü başlayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Dikkat etmemiz gereken nokta burası. Şimdi bu seviyelere baktığımız zaman emlak konudunun ileriki dönemde nasıl bir yol izleyeceğine bakmak istiyorum. Bir de büyük grafiğe bakmak istiyorum. Büyük ölçekte baktığımız zaman özellikle aylık periyotta biliyorsunuz 2.27'den başlayan bir düşüş söz konusuydu. Bu düşüşü 206 ve 1.93 seviyeline kadar düşüşle tamamladı Emlak Konut. Bundan sonraki süreçte Emlak Konut için olumsuz olacak rakamlar nedir derseniz 1.73'ün altına düşmediği sürece herhangi bir sorun, sıkıntı yok grafik bazında uzun vadeli bakacak olursak. Bir de günlük periyoda bakmıştık. Haftalık periyoda bakalım. Haftalık periyotta da yine düşmesi gereken seviyeleri kısa periyotlarda gördü. Böyle baktığımız zaman hızlı bir düşüş yaşadı aslında. 14 Haziran'da oluşan formasyonu 28 Haziran'da yani 2 hafta sonra tamamlamış bulundu emlak konut. Şimdi süreci iyi değerlendirmek lazım. Bu tarz fırsatları gördüğümüz zaman özellikle kaçırmamak en önemlisi. Bundan sonraki sürece baktığım zaman emlak konunuzun düşmemesi gereken rakamları sizlere belirtmiştik. 1.73'ün altına düşmediği sürece trendi 1.91'in üzerinde yukarı yönlü rahatlıkla diyebiliriz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yorum almak istediğiniz hisseler için mutlaka grafikler altına daha doğrusu videolar altına yorum yapmayı ihmal etmeyin. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.